Ve geldik Cehennem Ağzı mağaralarına. Burada aslında 3 tane mağara var. Sırasıyla takip edeceğiz onları. Müze kartla girilen bir yer. İlk başta kilise mağarası, daha sonra Cehennem Ağzı ve bir sonrasında da Ayazma mağarası var. Gelin güneş batmadan Ereğli'de Cehennem Ağzı mağaralarını da görelim. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde gizli ibadet etmelerinden dolayı bu mağara kullanılmış. Yüzeyinde bazı mozaikler ve absis duvarı gözüküyor. Özellikle de İsa'nın havarilerinden Andreas'ın burada ibadet yaptığı düşünülüyor. Şimdi Cehennem Ağzı mağaralarının içindeyi sesin yankılanmasından anlıyorsunuzdur. Size sahilde gösterdiğim Herkül anıtının tasvir ettiği olay burada geçtiğine inanılıyor. Olay şu aslında. Herkül yani Herakles'e 12 görev verilir ve bu görevlerin sonuncusu ve en zor olanı şudur. Ölüler diyarına gidecek, cehennemin kapısındaki 3 başlı köpek olan Kerberos'u oradan alıp kaçıracaktır. Herkül tanrıçaların da yardımıyla 3 başlı köpeği kaçırır ve buraya krala getirir. O olayın giriş noktasının burada olduğuna inanılıyor. Dışarıdaki sıcaktan sonra çok nemli ve çok serin bir yere girdik. Bir tarafta yukarıdan sular damlıyor ve burası bir gölet haline gelmiş. Bu efsaneyi bilerek de burada birazcık yürümek daha keyifli aslında. Şimdi bundan sonra diğer Ayazma mağarasına doğru yürüyelim. Şimdi burası da üçüncü ve son mağara olan Ayazma mağarası. Doğal bir mağara aslında ama tavanının çapayla düzeltildiği düşünülüyor. İçinde toplanan bir su var, bir gölet oluşturmuş ve bu su Hristiyanlık döneminde kutsal olduğu düşünüldüğünden de buraya da Ayazma mağarası denmiş. İlk mağarada zaten kilise mağara olduğundan bu bölgenin birazcık dini inanışlarıyla ünlü bir yer olduğu belli. Mistik bir havası var, suyun üzerinde bir duman tabakası var. O yüzden size burada biraz anlatmak istedim. Mağaralar bu kadar. Artık çıkalım.